Savaşın erken evrelerinin perdeye nasıl aksettirildiğini henüz bilemiyoruz. TRT arşivinden çıkan cephenin son dönemini ve kapanmış halini gösteren bu görüntülerse uzun bir savaşın son perdesinin temsilini gözler önüne seriyor. Gelişmeleri resmi tebliğlerden, cepheye davet edilen yazarların gözünden, fotoğraflardan, filmlerden takip etmiş olan kamuoyu, şimdi ordunun en üst kademesiyle birlikte savaşın uğraklarını ziyarete davet ediliyordu. Bu hikayede öne çıkan iki kişi vardı. Başkumandan, yani padişahın vekili ve harbiye nazırı Enver Paşa ve ona zaferin mekanlarında mihmandarlık eden Çanakkale'de en üst düzeyde yetkili 5. Ordu Komutanı Mareşal Liman von Zanders. Yanındakilerse Çanakkale cephesinde çeşitli kademelerde görev almış olan subaylardı. Esat Paşa, Kuzey Grubu'nun ve 3. Kol Ordu'nun komutasını üstlenmişti. Aslında Eylül 1915'te 1. Ordu Komutanlığı'na atanarak İstanbul'a gitmişti. Ocak 1916'da bu ziyaret için Gelibolu'ya döndüğü anlaşılıyor. Yarbay Mehmet Şefik Bey, 9. Tümen'e bağlı 27. Alay'a komuta etmişti. 27. Alay, 25 Nisan 1915'te Arıburnu'na çıkan İtilaf askerlerini ilk karşılayan birlik olarak hatırlanır. Ağustos'ta Atatürk Anafartalar Grup Komutanlığı'na atandığında, 19. Tümen Komutanlığı'nı ondan devralan da Yarbay Mehmet Şefik Bey'di. Bugünden bakarak bir Çanakkale anlatısı kurulurken Atatürk'ün neden görüntüde olmadığı sorgulanabilir demiştik başta. Bir ihtimal olarak Albay Mustafa Kemal Bey'in Alman komutanlarla ve Enver Paşa ile yaşadığı bazı gerginlikler doğal olarak akla gelecektir. Ya da tam aksine basit bir zaman uyuşmazlığı da söz konusu olabilir. Tarafların bu konuda bir beyanı yahut bir belge bilinmediğine göre her ne söylense tahminden öteye gidilemeyeceği unutulmamalı. Bununla birlikte eldeki malzemeye savaşan figürlerin kitle iletişiminde temsiline dair daha genel bir açıdan bakmak mümkün. Şu iki noktaya dikkat etmek fayda sağlayabilir. Birincisi, Çanakkale'de üst düzey görev aldığı halde kadrajda olmayan tek subay Atatürk değildi. Çanakkale deniz savaşlarını idare eden 18 Mart kahramanı olarak ünlenen Cevat Paşa, Çanakkale Güney Grubu Komutanı Veyip Paşa da yoktu. Bu durumda konuya bir Atatürk-Enver Paşa çekişmesi olarak bakmak, görüş alanımızı daraltabilir. İkincisi, Harbiye Nezaretinin diğer iletişim araçlarındaki stratejisine bakıldığında, Albay Mustafa Kemal Bey'in ya da diğerlerinin bu filmde yer almaması için bir sebep görünmüyor. Hatta günün birinde bir arşivden kameranın Anafartalar Grup Komutanı Albay Mustafa Kemal Bey'e çevrildiği bir görüntü çıkması gayet mümkün. Atatürk'ün Kurmay Başkanı Binbaşı İzzettin Bey 8 Eylül'de günlüğüne şu notu yazıyordu. Sinema almak üzere ordudan Necati Bey isminde biri geldi. Grup heyetinin birkaç vaziyette resmi alındı. Abdurrahman Bayırı'ndan vaziyeti gözlemledim. Yanımda Tanin muhabiri Ekrem Bey ve sinemacı Necati Bey vardı. Kayacık ağalına bir top ateşi açtırdık. Sineması alındı.
Harbiye Nezareti'nin çıkardığı harp mecmuasına bakıldığında da bu fikri destekleyen fotoğraflarla karşılaşılır. Mustafa Kemal de dahil, Çanakkale cephesinde savaşan subayların isimli ve isimsiz fotoğrafları hemen her sayıda vardı. Bununla birlikte görünürlüklerinin çerçevesi çok belirgindi. Hiçbiri Enver Paşa kadar yer tutmuyordu. Atatürk açısından bugüne göre farklı olan buydu. Gazeteci Abidin Daver'in yıllar sonra anlattığı bir anı da bu bağlamda incelenmeye değer. Buna göre Yunus Nadi Bey ve Abidin Daver, 1915'te savaş sürerken Tesvir-i Efkar gazetesinde Cevat Paşa'nın ve Albay Mustafa Kemal Bey'in fotoğraflarına yer verirler. Abidin Daver, Enver Paşa kimsenin öne çıkarılmasını istemiyor gerekçesiyle fotoğrafların sansürlenmeye çalışıldığını söyler. Bu anı genellikle Enver Paşa ile Mustafa Kemal arasındaki gerginliğin bir kanıtı olarak ileri sürülür. Ancak gazetenin aynı gün Cevat Paşa'ya da yer verdiği düşünüldüğünde tavır yalnız Mustafa Kemal'e yönelik olmayabilir. Belki de genel bir temsil stratejisi söz konusuydu. Propaganda söyleminde roller de hiyerarşik olarak dağıtılıyordu. Görünürlük alanında en fazla yer, en yüksek rütbeye sahip olana aitti. O da Enver Paşa'ydı. Ne Cevat Paşa ne de Albay Mustafa Kemal Bey, görüntülerde Enver Paşa'nın idareci konumunu sarsacak bir yer işgal edemezdi. Savaş boyu çekilen filmlerde Enver Paşa hep ön planda oldu. Sinema, hızlı bir yükselişle edindiği unvanların meşruiyetini pekiştirmesine hizmet ediyordu. Aynı zamanda bir kişi olmaktan öte, bu savaşın kaderinin bağlandığı bir otorite figürüydü de. Görüntüler ona olan güveni pekiştirse de, bu başrolde olduğu savaş anlatısının meşruiyetini de yükseltebilirdi. Sinema, o günün resmi anlatılarının hizmetindeydi. Buna karşılık bu resmi söylem alternatifsiz değildi. Savaşı yaşayanlar, cepheden yazılan mektuplar, yaralanıp dönenler, hakim konumda olmayan olay ve değerlendirmeleri yaymaktaydılar. Albay Mustafa Kemal Bey'in adının cephenin dışına daha savaş sırasında bir kahraman olarak yayıldığına dair emareler de vardır. Örneğin gazeteci Ruşen Eşref Bey, bir Miralay'ın Çanakkale'de bir dönüm noktası yarattığını daha Nisan 1915'te Tevfik Fikret'ten duyduğunu söyler. Sonra yaralılardan adını da öğrendiğini ifade eder. 3 yıl sonra 1918'de yeni mecmuanın özel Çanakkale sayısı için onunla uzun bir röportaj yapar. Bu konuşma, anafartalarla Mustafa Kemal adının özdeşleşmesinin temel taşlarından biri sayılabilir. Bütünleşme, geleceğin neler getireceği henüz bilinmezken başlamıştı. İleride yaşanacak olan kırılmalarla anafartalar savunması adım adım Çanakkale cephesinin tarihine hakim olacaktı.